Canlarım selam. Hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. 50 günde TYT Fizik kampımızın geldik 45. gününe. Bugün ne yapacağız? Bugün TYT'de yepyeni bir sayfa açıyoruz. Dalgalar ünitesine geçeceğiz. Optik kadar uzun olmasa da dalgalar da bir tık uzun bir konudur. Çünkü yay dalgaları var, su dalgaları var, ses ve deprem dalgaları var. Ancak uzun diye vazgeçebilir miyiz? Asla geçemeyiz. Biz bu yola çıkarken TYT'de 7'de 7, Ayetede de 14'te 14 yapma sözü verdik. Bakın arkadaşlar halimden anlıyor musunuz bilmiyorum ama gerçekten hastayım. Boğazım ağrıyor, başım ağrıyor, biraz ateşim var, çabuk terliyorum, hemen bunalıyorum. Ama ne yapıyorum? Vermiş olduğum sözden dolayı tekrar bu masanın başına geçiyorum ve sizin için yapmam gereken her şeyi yapıyorum. Siz de bana söz verdiniz. 7'de 7, 14'te 14 yapana kadar... Bu masanın başından kalkmamaya söz verdik ve benim hayatımda söz vermenin yeri ve önemi çok büyüktür. Yani bu kolumu kaldıracak kadar gücüm varsa ben bu ekranın karşısına geçiyorum ve yapmam gerekenleri yapıyorum. Lütfen sen de sözünü tut ve sınava kadar pes etmeyeceğiz, çalışacağız, hakkını vereceğiz ve sonrasında da hakkımızı alacağız. Şimdi dalgalar ve optik neden çok önemli? Çünkü son 3-4 yılı incelediğimde canlar lütfen dikkat edin. Bakın 2020'de Optikten TET'de bir soru, dalgalardan da bir soru gelmiş. 2021'de optikten bir soru, dalgalardan bir soru gelmiş. 2022'de optikten bir soru, dalgalardan bir soru. Bak hep bir soru, bir soru kesin soruyorlar. 2023'e geldiğimizde optikten iki tane sorulmuş, dalgalardan sorulmamış. Ama 2024'te... %100 dalgalardan soru bekliyorum. Optikten de bir tane ya da iki tane dalgalardan da mutlaka bir tane soru bekliyorum. Dolayısıyla burası bizim için çok önemli. Bütün detaylarıyla sizlere anlatacağım. Gücüm yettiği kadar her şeyi öğreteceğim. Gelen sorularda inanın bana çok temel seviye sorular ama temel seviye soru geliyor diye ben size böyle basit basit anlatıp geçmeyeceğim. Bütün detaylarını vereceğim. Her türlü soru çeşitlerini sana göstereceğim ve sana deney videoları izleteceğim bol bol ve bu konunun mantığını güzel bir şekilde oturtacağız birlikte. Şimdi çayını, suyunu aldın mı? Bak ben böyle kendime limonlu bir su yaptım. Aynı zamanda eşim bana böyle bir kuşburnu çayı yapmış. Çünkü hastayım dediğim gibi. Şimdi artık ne yapalım? Hazırsan başlayalım mı? Video ders kitabımızdan iki gözümün çiçeğinde sayfa kaçta kaldım? 225. 225 açtıysan, defterini kalemini hazırladıysan yüksek bir enerjiyle yani elimizden geldiği kadar yüksek bir enerjiyle dersimize başlayalım efendim. Titreşim nedir? Dalga nedir? Kısaca bunları tanıyalım. Bir cismin denge konumundan ileri geri şekilde yaptığı salınım hareketine titreşim denir. Oluşturulan salınım ve titreşim hareketinin esnek ortamda yayılmasına ise dalga hareketi adı veriyoruz. Mesela bir sazın teline vurduğumuzda saz telinin yapmış olduğu hareket bir titreşim hareketidir. Sonuçta tel şu şekilde dururken biz ona vurduğumuzda tel bir yukarı doğru hareket ediyor, bir aşağı doğru hareket ediyor. Yani denge noktasının etrafında gidip gelme hareketi yapıyor. Buna biz titreşim hareketi diyoruz. Bu titreşim hareketinin esnek ortamda yani hava bir esnek ortam. Esnek ortamda oluşturduğu şekil değişikliğine dalga diyoruz. Bunun hareket etmesine ise dalga hareketi adı veriyoruz. Mesela bir sivrisinek düşünelim. Sivrisineğin kanatlarını çizecek olursak mesela bir tane kanadı şu şekilde yukarıda, bir tane kanadı da aşağıda ve denge noktası etrafında aslında bu kanatlar ne yapıyor? Gidip gelme hareketi yapıyor. İşte biz buna titreşim hareketi diyoruz. Bu titreşim hareketinin hava ortamında oluşturduğu şekil değişikliğine dalga deniyor. Onun hareket etmesine de dalga hareketi adı veriyoruz. Mesela burada bir yay var. Bu yayın ucundan biz tuttuk ve yayı yukarı aşağı hareket ettiriyoruz. Buna biz titreşim hareketi diyoruz. Bu titreşim hareketinin esnek ortamda, sonuçta yay esnek bir ortam. Esnek ortamda oluşturduğu şekil değişikliğine dalga deniyor. Bunun hareket etmesine ise dalga hareketi adı veriyoruz. Şimdi geldik konunun önemli notlarından bir tanesine. Buradan direkt soru bile gelebilir canlar. Çok önemli bir bilgi burası. Dalga esnek ortamda ilerlerken ilerleyen ortam değil, dalganın enerjisidir. Ne demek istiyorum? Videolarla bunu sana anlatacağım. Hadi videolara geçelim. Dalga hareket ederken ortam hareket etmez. Dalgaların enerjisi hareket eder demiştik. İşte futbol sahalarında sürekli gördüğümüz güzel bir şölen var. Neydi bu? Meksika dalgası. Meksika dalgasının görüntüsünü izleyelim. Bakın, tıpkı bir dalga hareketi oluşuyor. Yani baktığımızda bir dalga hareketi var. Dalga ilerliyor. Ancak buradaki seyirciler ileri doğru bir hareket yapıyor mu? Yapmıyor. Yani dalga hareketinde seyirciler hareketini ileri doğru yapmıyor. Sadece sırası gelen seyirci yukarı kalkıyor ve yerine geri oturuyor. Yani bir titreşim hareketi yapıyor sadece. Dalga ileri doğru giderken seyirciler ileri doğru gitmiyor. İşte bu da şunu gösteriyor. Dalgalar hareket ederken hareket eden ortam değil, dalganın enerjisidir. İşte bu da çok önemli bir kavramdı. Bakın seyirciler sadece yukarı ve aşağı doğru bir hareket yapıyor ama bu hareketlerini senkronize bir şekilde yapıyorlar. Yani uyumlu bir şekilde yaptıkları zaman bir dalga hareketi oluşuyor. Burada da mesela suya elimizi dokundurduk, geri çıkarttık. Ne oluyor? Suyun içerisinde bir şekil değişikliği oluşturuyoruz. Yani elimizi hareket ettirdiğimiz an bir titreşim yapıyoruz. Bu titreşim su ortamında yani esnek ortamda bir şekil değişikliği oluşturuyor. Buna dalga deniyor. Bu dalganın ileri doğru gitmesine de dalga hareketi deniyor ve dalga hareket ederken bak buradaki kağıt parçaları dalgayla birlikte ileri doğru hareket etmiyor. Sadece kağıt parçası yukarı kalkıyor geri yerine iniyor. Bu simülasyonumuzda ise bir dalga kaynağı var. Yukarı aşağı doğru titreşim hareketi yapıyor. Bu hareketi yaparken de bir yayın ucundan tuttuğu için ortamda bir dalga hareketi oluşmuş oluyor. Şimdi dalga hareketinde dikkat etmenizi istediğim bir şey var. Buradaki yeşil noktalara dikkat edin. Yeşil noktalar sadece yukarı ve aşağı doğru hareket ediyor. Yani ileri doğru hareket etmiyor. Titreşim hareketi yapıyor. İleri doğru hareket eden dalganın enerjisidir. Ortam hareket etmez, dalgaların enerjisi hareket eder diye bir kez daha söylemiş oluyoruz. Geldik dalgaların sınıflandırılmasına. Dalgalar fiziksel özelliklerine göre iki farklı şekilde sınıflandırılır. Taşıdıkları enerjiye göre mekanik dalgalar ve elektromanyetik dalgalar diye ikiye ayrılır. Bir de titreşim doğrultularına göre enine dalgalar ve boyuna dalgalar şeklinde de ayrıca ikiye ayrılır. Öncelikle mekanik dalga ne demektir? Yayılması için ortama ihtiyaç duyan dalgalara mekanik dalga denir. Mesela deprem dalgaları yayılmak için toprağa ihtiyaç duyuyor. Su dalgaları yayılmak için suya ihtiyaç duyuyor. Yay dalgaları yaylarda yayılıyor. Yay olmazsa yayılamayacak. Yani ortama ihtiyaç duyuyor. Ses dalgaları da ya katıda ya sıvıda ya da gazda yani bir ortamın içerisinde yayılıyor. Mesela boşlukta ses yayılamaz. Yayılmak için ortama ihtiyaç duyan bu dalgalara mekanik dalgalar deniyor. Elektromanyetik dalgalar ise yayılmak için hiçbir ortama ihtiyaç duymayan dalgalardır. Boşlukta dahi yayılır. Mesela Güneş'ten gelen ışık sonuçta elektromanyetik dalga dediğimiz bir ışıktır. Işık uzay boşluğundan geçerek dünyamıza ulaşmıyor mu? Yani ışık boşlukta yayılabiliyor değil mi? O zaman ışık elektromanyetik dalgalardır. 12. sınıfta göreceğiz biz bunu. Işığın boşlukta yayıldığını ispat eden bir deney var. Michelson Morley deneyi bu deney ışığın gerçekten boşlukta yayıldığını ispat ediyor. Boşlukta yayılabilen dalgalara biz elektromanyetik dalgalar diyoruz. Bunların hepsi ışıktır ama biz sadece görünür ışığı görüyoruz. Bunun dışındaki ışıkları göremiyoruz. Yani kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor ışığı biz görebiliyoruz. Bunun dışında kızılötesi ışını var ama biz göremiyoruz. Mikrodalgalar onlar da bir ışık ama biz göremiyoruz. Radyo dalgaları, X ışınları, gamma ışınları bunların hepsi ışıktır. Unutma, hepsi ışık olduğu için hepsinin yayılma hızı da ışık hızıdır. Yani saniyede 300 bin kilometre hızıyla bunlar hareket eder. Çünkü hepsi ışık. Ama hepsinin dalga boyu aynı mı? Hayır. Hepsinin enerjisi aynı mı? Hayır. Bunlar yukarıdan aşağıya doğru enerjisi giderek artar. Yani gamma ışınları enerjileri en yüksek ama dalga boyları da en küçük olan ışıktır. Yani aşağı doğru giderken dalga boyu azalıyor ancak enerjileri artıyor. Yukarı doğru giderken de tam tersine ne oluyor? Yukarı doğru giderken bu sefer de dalga boyları artıyor ancak enerjileri azalıyor. Biraz daha bunların ne işe yaradığını sana daha iyi anlatacağım zaten. Şimdi enine dalga boyuna dalga. Titreşim doğrultusuna göre eğer titreşim doğrultusu ilerleme doğrultusuna dikse, yani şu şekilde hareket eden dalgalara enine dalga diyoruz. Ama titreşim doğrultusu ve hareket doğrultusu birbirine paralelse yani şu şekilde hareket varsa biz buna boyuna dalga diyoruz. Enine dalgalara %100 bir örnek istersen elektromanyetik dalgalar yani şuradaki 7 tane dalganın hepsi ışık hepsi elektromanyetik dalga hepsi enine dalgadır. Hiçbir zaman boyuna dalga olmaz. Peki boyuna dalgalara %100 bir örnek istiyorsan ses dalgaları boyuna dalgadır, enine dalga olamaz. Ama deprem dalgaları hem enine hem de boyuna dalga şeklinde olabiliyor. Yay dalgaları hem enine hem de boyuna şeklinde olabiliyor. Karşımıza her türlü çıkabiliyor. Su dalgaları ise çok özel bir yapıdadır. Su dalgaları hareket ederken molekülleri çembersel hareket yapar. Yani hem enine hem de boyuna titreşim yapabilen çok özel bir dalga türüdür. Yani aynı anda hem enine hem boyuna dalgadır su dalgaları. Şimdi canlar bunları zaten biraz değinmiştim. Taşıdıkları enerjiye göre eğer hiçbir ortama ihtiyaç duymuyorsa elektromanyetik dalga, yayılmak için ortama ihtiyaç duyuyorsa mekanik dalga denir demiştik. Elektromanyetik dalgalar 7 tanedir, başka da yoktur. Yani bunların dışında bir ışık yok. İlk olarak radyo dalgaları. Radyo ve TV dalga vericileri tarafından yayılan bu dalgalar radyolarda sese, televizyonlarda ise hem ses hem görüntüye dönüşür. Bu dalgaların Dalga boyları çok çok büyüktür. Kilometrelerce dalga boyuna sahiptir. Ancak enerjileri çok düşüktür. Enerjileri düşük olduğu için insan sağlığına herhangi bir zararları söz konusu değildir. Gelelim mikrodalgalara. Yavaş yavaş enerjilerini arttırarak ilerliyorum. Mikrodalgalar da radar sistemlerinde hani böyle araçların hız sınırını aşıp aşmadığını ölçen sistemler var ya orada e mikrodalgalar kullanılıyor. Uzun mesafeli bilgi aktarımlarında ve mikrodalga fırınlarda ve Wi-Fi teknolojisinde de mikrodalgalar tercih ediliyor. Kızılötesi ışınlara geldik. Sıcak cisimlerden yayılan ışınlardır bunlar. Aslında her cismin bir sıcaklığı var. Mesela ısı sıcaklık konusunda öğrenmiştik. Sıcaklığı eksi 273 santigratın üzerinde olan her maddenin aslında bir sıcaklığı var. Yani bu kalemin, benim, buradaki bilgisayar ekranının hepimizin bir sıcaklığı var. Sıcaklığımıza duyarlı olarak sıcaklığımıza bağlı olarak biz aslında bir ışık saçıyoruz. İşte bu ışığa kızılötesi ışın deniyor. Bu gözle görülmez bir ışıktır. Görünür ışık değildir. Ancak termal kameralarla bu ışık görünebiliyor. Yani böyle bir ışık var. Hastalıkların tespitinde kullanılıyor bu ışıklar. Dediğim gibi termal kameralarda da görüntülenebiliyor. Biraz daha enerjisini arttırıyorum. Görünür ışık. Görünür ışık hepimizin tanıdığı kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor dediğimiz hani kutu sayamam şeklinde bildiğimiz ışıktır. İnsan gözü sadece bunu görebiliyor. Ve bunların sırası çok önemli arkadaşlar. Yani en üstte radyo dalgaları mı var? En altta ne var? Bunların sırası önemli. Yani bilmemiz lazım açıkçası. Şimdi görünür ışıktan yola çıkarak görünür ışığın en üstünde kırmızı var ya. Onun üstünde kızıl ötesi var. Yani oradan hatırlayabilirsin. Görünür ışığın en altında mor var. Onun altında da mor ötesi ışık var. Dolayısıyla sen Kızıl ötesi görünür ve mor ötesi en azından şu 3 tanesinin sırasını net bir şekilde karıştırmadan sıralayabiliyorsun. Radyo dalgaları zaten en üstte en zararsızı ve en büyük dalga boyuna sahip olanı. Bence gama ışınlarında sen en zararlısı ve enerjisi en yüksek olanı olarak tanıdığını düşünüyorum. Yani aşağı yukarı böyle bir sıralama yapabileceğini düşünüyorum. Şimdi görünür ışığı da geçtik. Mor ötesi, ultraviyole ışınlar. Morotesi ışınların kaynağı genellikle güneştir. Güneş ışınlarının kemik gelişimi için çok büyük bir etkisi vardır. O yüzden çocuklarımızı güneşe çıkartmamız gerekiyor der doktorlar. Ve cilt için çok önemlidir bu D vitamini. Aynı zamanda morotesi ışınlar dezenfekte amaçlı kullanılır. İşte ne bileyim sağlık ocaklarında veya böyle lüks restoranların yemekhanelerinde bıçakların falan sterilize olabilmesi için temizlenebilmesi için morotesi ışınlar kullanılır. Şimdi enerjisi biraz daha büyük, dalga boyu daha da küçük olan X ışınları. X ışınları tıp alanında nükleer görüntüleme sistemlerinde endüstride çok geniş kullanım alanına sahip. Tıp da teşhis ve tedavi amaçlı röntgen çekinirken kullanılıyor. Tomografilerde çık kullanılıyor bu X ışını. Radyasyon içerdiği için de zararlıdır. Yani böyle benim canım istiyor şuradan beni bir röntgen çeksene olmaz yani. Mümkün mertebe gerekmediği süreci çekinmeyeceğiz. Ve en tehlikeli ışına geldik gamma ışınları gama ışınları enerjileri en yüksek olandır. Dalga boyları en küçük olandır. Ve dalga boyları o kadar küçüktür ki insan dokusundan dahi geçecek kadar küçüktür. Gama ışınları radyoaktif bozulmalar veya nükleer patlamalar sonucunda oluşur. Gama ışınları kanserli hücreleri yok etmek için tedavi amaçlı kullanılıyor. Zararlı bir ışın ama hastalık olduğu zaman yapacak hiçbir şey yok kullanmak zorunda kalıyoruz. Şimdi geldik titreşim doğrultusuna göre dalgalar ikiye ayrılıyordu. Enine dalga ve boyuna dalga. Titreşim doğrultusu ilerleme doğrultusuna dik olan dalgalara biz enine dalgalar diyoruz. Ne demek istiyorum? Mesela bu dalga ne tarafa doğru titreşiyor? Y ekseninde titreşiyor. Yani bir yukarı hareket ediyor, bir aşağı hareket ediyor. Y ekseninde bir titreşim yapıyor ama ilerlemesi hangi yönde? X ekseninde. Y ekseni ve X ekseni birbirine dik. Titreşim doğrultusu ilerleme doğrultusuna dik olan dalgalara enine dalgalar diyorduk. Eğer titreşim doğrultusu ilerleme doğrultusuna paralel olursa o zaman da biz bunlara boyuna dalgalar diyoruz. Boyuna dalgalarda işte burada görünüyor. Mesela bir yayı şu şekilde sürekli itip bırakırsak titreşim de x ekseninde oluyor, ilerleme de x ekseninde oluyor ve biz buna boyuna dalga diyoruz. Şimdi sana bunlarla ilgili bir video izleteceğim. Hadi videoya geçelim. Şekildeki yayı sağa sola doğru hareket ettirirsek ya da yukarı aşağı doğru hareket ettirirsek bu yayda enine bir dalga oluştururuz ama ileri geri doğru hareket ettirirsek bu yayda boyuna bir dalga oluştururuz. Şimdi onun deneyini görmüş oluyoruz. Bak burada titreşim hareketi y ekseninde ama dalgaların ilerleme yönü ise x ekseninde ve bunlar birbirine dik olduğu için o dalgalara biz ne diyoruz? Enine dalgalar diyoruz. Şimdi de İleri geri doğru titreşim hareketi yaparak boyuna bir dalga oluşturuyor. Gördüğümüz gibi boyuna dalgalarda ilerleme doğrultusu ile titreşim doğrultusu birbirine paralel oluyor. Burada da su dalgaları hareket ederken su moleküllerinin dairesel bir hareket yaptığını dolayısıyla su dalgalarının aynı anda hem enine hem de boyuna dalga olan özel bir dalga çeşidi olduğunu söylemiştim. İşte bunu birlikte göreceğiz. Sadece bu işaretlediğim moleküle odaklanmanı istiyorum bu molekülün hareketi yukarı aşağı mı oluyor yoksa dairesel bir hareket mi yapıyor? Birlikte onu izliyoruz şimdi. O moleküle odaklan. Bak ne yaptı? Gitti. Tekrar yerine geldi. Yani bir daire çizdi. Çizdiği daireyi şu şekilde kaba taslak da olsa şöyle yapalım. Şöyle bir daire çizdi. Şimdi dairesel harekette bu molekül yukarı gitti mi? Yani şuraya gitti mi? Evet. Aşağı geldi mi? Evet. O zaman yukarı aşağı hareket ettiğine göre bu molekül y ekseninde bir titreşim yaptı mı? Evet. Peki dalga ne tarafa doğru gidiyordu? X ekseninde gidiyordu. Yani sağa doğru. Peki titreşim doğrultusu ile hareket yönü birbirine dik mi? Evet. O zaman enine dalga oldu mu? Oldu. Peki bu molekül aynı zamanda şu noktadan şu noktaya da gitmedi mi? Evet. Dolayısıyla x ekseninde bir hareket etti mi? Hareket etti. Yani x ekseninde bir titreşim yaptı. Hareketi de x ekseninde, titreşimi de x ekseninde olduğu için yani bunlar birbirine paralel olduğu için ne oldu? Şimdi de boyuna dalga oldu. Yani su dalgaları aynı anda hem ne hem de boyuna dalga olan özel bir dalga çeşididir. Periyodik dalgalar ve özellikleri. Esnek bir ortamda örneğin yay ucunun aşağı yukarı düzenli aralıklarla titreştirilerek elde edilen atmalara periyodik atma, yayılmasına ise periyodik dalga adı veriliyor. Şimdi bizim elimizde diyelim bir tane yay var. Eğer biz bu yayı ucundan tutup Sadece yukarı doğru kaldırıp tekrar eski yerine indirirsek burada bir dalga oluşmaz. Sadece yukarı kaldırıp indirdiğimiz için bu yayın üzerinde şöyle bir baloncuk olur. Biz buna atma diyoruz. Baş yukarı atma oluyor bu. Eğer biz buradaki yayı bu seferde sadece aşağıya doğru getirip tekrar eski yerine getirirsek o zaman da bu yay üzerinde baş aşağı bir atma oluyor. Bunlara dalga denilmiyor. Dalga olması için bu iki hareketin de yapılması lazım ve bunun düzenli olarak tekrar edilmesi lazım. Yani bir yayın ucunu tutacağız biz ve bu yayı hem yukarı götürüp tekrar yerine getireceğiz hem de aşağı götürüp tekrar yerine getireceğiz. Ve bu hareketi sürekli yaparsak işte o zaman bu yay üzerinde periyodik bir dalga oluşuyor. Yani senin elinde diyelim bir tane ip var. Sen bu ipi tuttuğun yerden yukarı götürüp tekrar eski yerine getirirsen dalga oluşmuyor. İpin üzerinde bir tane şöyle bir atma oluşuyor. Sadece aşağı götürüp tekrar yerine getirirsen de dalga oluşmaz ama yukarı tekrar eski yerine geleceksin. Tekrar aşağı inip oraya geleceksin. Hem yukarı hem aşağı bu hareketi sürekli yaparsan işte o zaman dalga, periyodik dalga oluşur. Mesela ipi tuttum. Sadece sağa doğru götürüp getirdim. Ne olur? Dalga olmaz. Ama sadece sağa değil de bir de sola doğru da götürürsem, sağa ve sola sürekli bu hareketi yaparsam ne olur o zaman periyodik dalga olur. Anlatabiliyor muyum? Olay böyle. Şimdi canlar dalgalar üzerinde çok önemli bazı bilgiler var. Mesela frekans bunlardan bir tanesi F harfiyle gösteriliyor. Ne demek frekans? Bu konu gerçekten tanımların çok önemli olduğu bir konu. Özellikle dikkat et. Birim zamanda oluşturulan dalga sayısına frekans deniyor. Birim zaman nedir? Fizikte birim zaman bir saniye demektir. Yani bir saniyede oluşturulan dalga sayısına biz frekans diyoruz. Frekans hertz'tir birimi hz şeklinde yazılabiliyor bazen. Bazen de saniye üzeri eksi bir şeklinde de frekansın birimiyle karşılaşabiliyoruz. Periyot ise bunun tam tersidir. Periyot büyük T harfiyle gösteriliyor. Bir tam dalganın oluşması için geçen süredir. Bak dikkat et süre. Süre olduğu için bunun birimi nedir? Saniyedir. Periyot ve frekans birbirinin tam tersidir. Ne demek istiyorum? Mesela bir soruda bize dedi ki bir dakika içerisinde örnek veriyorum 5 tane dalga üreten bir kaynaktan bahsediyor. Ve diyor ki bize frekansı nedir? Ben şimdi diyeceğim ki dakika burada birim olarak kabul edilmiyor. Saniye 1 dakika 60 saniye demek. O zaman diyeceğim ki 60 saniyede 5 tane dalga üretiliyorsa 1 saniyede kaç dalga üretilir? Bak buraya x yazmayacaksın. x yazarsan karıştırabilirsin. Her şey boşa gider. Bir saniyedeki dalga sayısına ne deniyordu? Tanımını hatırlayacaksın. Bir saniyedeki dalga sayısına frekans deniyordu. O zaman buraya f yazacaksın ve bulduğun şeyin frekans olduğunu bilmiş olacaksın. Dolayısıyla 60 f eşittir 5 oluyor buradan. Ve f'yi yalnız bıraktığımızda f ne oluyor? 5 bölü 60. Yani 1 bölü 12 saniye üzeri eksi 1. Bak frekansı bu. Peki periyodunu bulsaydım o zaman şöyle yapacaktım. Diyecektim ki 60 saniyede değil mi? 60 saniyede 5 tane dalga üretiliyorsa bir dalga kaç saniyede üretilir diyerek periyodu bulacaktım. Ve işler dışlar çarpımı yaptığımda 5 tane t eşittir 60 t eşittir 12 saniye olacaktı. Bir şey dikkatini çekti mi? Periyot ve frekans birbirinin her zaman tersidir. Yani periyot ve frekansı çarptığın zaman 1'i elde edersin. 1 bölü 12 ile 12'yi çarp 1'i veriyor değil mi? Dolayısıyla mesela bir dalganın periyodunu diyelim sen 3 bölü 2 bulduysan hiç düşünmene gerek yok. Frekansı direkt 2 bölü 3'tür. Yani bunun birebir tersi frekansı veriyor. Ve şimdi sana konunun yine önemli notunu söylüyorum. Bunu bir kenara yaz. Periyot ve frekans yalnızca kaynağa bağlıdır. Başka hiçbir şeye bağlı değildir. Yani bir dalgayı kaç saniyede üreteceğime ben karar veririm. Başka bir şey karar verebilir mi? Veremez. Mesela ben elime ipi aldım ya da bir yayı aldım. Ben bu yayı bir saniyede yukarı aşağı hareket ettiriyorsam benim ürettiğim dalgaların periyodu bir saniyedir. Ama ben daha yavaş hareket ettiriyorsam mesela iki saniyede inip çıkıyorsam o zaman periyot ikidir. Yani periyot kime bağlı? Benim keyfime bağlı. Ben hızlı yaparsam periyot küçük olur. Daha kısa sürede dalga üretirim. Ben yavaş yaparsam periyot büyük olur. Yani periyot ve frekans yalnızca kaynağa bağlıdır ortama bağlı değildir, dalga boyuna bağlı değildir. Bak, bunları güzel bir şekilde not etmeni istiyorum. Şimdi geldik dalga boyu. Ardışık iki tepe ya da iki çukur arasındaki uzaklığa dalga boyu denir. Bak, dalga boyunun birimi metredir. Çünkü biz burada bir uzaklıktan bahsediyoruz. Yani aslında dalganın uzunluğu anlamına geliyor dalga boyu. Bak şimdi. Mesela burası bir tepe noktası, değil mi? Burası da bir tepe noktası. Ardışık iki tepe noktası arasındaki şu mesafeye biz bir dalga boyu diyoruz ve lambda ile gösteriyoruz. Veya burası bir çukur noktası, burası da bir çukur noktası. Ardışık iki çukur arasındaki şu mesafeye biz bir dalga boyu diyoruz. Veya ben bunu da kullanıyorum. Dalga üzerinde kendini tekrar eden iki nokta arasındaki uzaklık diyorum. Mesela burası yükselmeye başlayan bir nokta. Aynı nokta bir kez daha nerede tekrar ediyor? Burada tekrar ediyor. Bak tekrar yükseliyor. İşte bu aradaki mesafeye de biz bir dalga boyu adı veriyoruz canlarım. Burada bilmenizde fayda var. Ve geldik bu konuda en çok karşımıza çıkan denkleme. Nedir bu denklem? Bizim hareket konusundan da bildiğimiz bir denklem vardı. Yol eşittir hız çarpı zaman diye bir denklem öğrendik biz. Yani x eşittir vt denklemi. Buradaki yol yerine dalga boyu geliyor. Çünkü dalgaların aldığı yol aslında orası dalga boyu. Birimi metre. Dolayısıyla yol eşittir hız çarpı zaman. Zaman yerine de bir dalganın üretilme süresini yani periyodu yazıyoruz ve olay bu kadar basit. Şimdi lambda eşittir v çarpı t denkleminde t yerine ben 1 bölü f yazamaz mıyım? Frekans ve periyot birbirinin tersi. O zaman lambda eşittir v çarpı 1 bölü f şeklinde yazdım. Şimdi burada denklemi güzel yorumlamak o kadar önemli ki herhangi bir sayısal öğrencisine biz burada şunu sorsaydık mesela deseydik ki işte lambda arttığında işte hız nasıl değişir? Muhtemelen bize derdi ki ya kardeşim bu artarsa bu da artar. Çünkü burada bir doğru orantı var falan derdi. Ama biz öyle demeyeceğiz. Biz neyin neyle değiştiğini çok iyi öğreneceğiz. Bu konunun en önemli yeri burası bak. Frekans yalnızca kaynağa bağlıdır. Kaynak değişmediği sürece frekans değişmez. Yani ben dalgaları daha hızlı üretmediğim sürece ya da daha yavaş dalga üretmediğim sürece frekans değişmez. Buradaki hız ortama bağlıdır. Dalgaların yayıldığı ortam değişmediği sürece hız değişmez. Mesela bir yay üzerinde sen şöyle bir dalga da üretebilirsin. Aynı yay üzerinde sen şöyle de bir dalga da üretebilirsin. Yay aynı mı kardeşim? Aynı. O zaman bu dalgaların ortamı aynı. Aynı ortam olduğu için hızlara aynıdır diyeceksin ve direkt soruyu çözmeye başlayacaksın. Yani hız sadece ortama bağlıdır. Frekans ve periyot da sadece kaynağa bağlıdır. Mesela başka bir örnek vereyim. Mesela ben bu odada konuşuyorum. Benim ürettiğim ses bu odada ilerliyor. Benim ortamım burası. Buraya başka birisi gelip konuşsa o da aynı ortamda ses üretiyor. İkimizin sesinin hızları eşittir. Çünkü ikimiz de aynı ortamda ses e, hızımız. Aynı ortamda ilerliyor dalgalar. Ortam aynıysa hızlar aynıdır. Dolayısıyla hız sadece ortama bağlıdır. Periyot ve frekans da sadece kaynağa bağlıdır. Ama dalga boyu hem hıza bağlı olarak etkilenir hem de frekansa bağlı olarak etkilenir. Yani kimin sebep, kimin sonuç olduğunu çok iyi bilmek lazım. Sadece böyle düz yorum istemiyorum. Dolayısıyla biz diyeceğiz ki frekans artarsa dalga boyu azalır diyeceğiz ya da Hız artarsa hız ile dalga boyu doğru orantılı hız artarsa dalga boyu artar diyeceğiz. Ama hızın sadece ortama bağlı olduğunu, frekansın ve periyodun da sadece kaynağa bağlı olduğunu bileceğiz. Yani diyeceğiz ki biz işte buradaki hız artarsa, işte örnek veriyorum frekans azalır. Böyle bir saçmalık yok. Frekans kaynağa bağlı. Hız arttı diye frekans niye azalsın? Hız arttı diye dalga boyu artar diyeceğiz ve soruyu o şekilde çözeceğiz. Umarım anlatabilmişimdir. Dalganın denge konumundan maksimum ayrılma miktarına canlarım genlik deniyor. Genlik genellikle A harfiyle ya da Y harfiyle gösterilebiliyor. Yani şu mesafeye biz bir genlik diyoruz. Dalgaların denge konumu, denge konumu normal düz hiza. Bu hizadan ayrılma miktarına genlik deniyor. Yukarıya doğru da olabilir, aşağıya doğru da gösterilebilir. A ile gösteriliyor, bazen de Y ile de gösterildiği olabiliyor sorularda. Genlik bu ikisinin toplamı değildir. Mesela diyelim burası 2 santimetre, burası da diyelim 2 santimetre ya sorularda bazen öğrencilerim karıştırıyor. Genlik bu ve bunun toplamı değildir canlarım. Sadece bir tanesidir. Sadece 2 diyeceksin geçeceksin. Peki genlik neyle ilgili? Genlik dalgaların enerjisiyle ilgili başka da hiçbir şeyle ilgili değil. Yani lambda eşittir v çarpı 1 bölü f bağıntısında genlik diye bir şey var mı? Yok. Bitti. Yani genlik artsa da azalsa da Dalga boyunu etkilemez, hızı etkilemez, frekansı etkilemez. Bunlarla genliğin hiçbir alakası yok. Genlik dalganın enerjisinin göstergesidir. Mesela sen bir ipi tuttun. Yukarı aşağı çok küçük hareketler yapıyorsun. Mesela ipi tuttun. Şöyle çok küçük küçük hareketler yapıyorsun. O zaman bu ipin üzerinde oluşan dalgaların genlikleri çok küçüktür. Ama sen ipi tuttun Bayağı yüksek noktalara indirip kaldırıyorsun, indirip kaldırıyorsun. O zaman senin burada ürettiğin dalgaların genlikleri fazladır. Yani denge noktasına olan uzaklıktan bahsediyorum. Burası denge noktası. Burada genlik büyük olur. Burada genlik küçük olur. Neden? Çünkü sen burada bu ipe fazla bir enerji aktarmadın. Şöyle şöyle yaptın. Ama burada sen bu ipe daha fazla enerji aktardın. Bundan dolayı da burada enerji fazla olduğu için genlik fazla oluyor. Yani genlik sadece dalgaların enerjisinin bir göstergesidir diyebilirim. Dalga boyuyla bir alakası yok. Dalga boyu büyük olup genliği küçük olan dalgalar da vardır. Dalga boyu küçük olup genliği büyük olan da vardır. Mesela şimdi ben şöyle bir dalga yapsam bak iyi bak. Bu dalganın dalga boyu oldukça fazla değil mi? Çünkü çok uzun bir dalga yaptım. Buradan buraya kadar bir dalga boyu var değil mi? Çok uzun. Yani görünüyor mu? Evet, çok uzun bir dalga boyu var. Ancak genliğe gelelim. Genlik ne kadar? Genlik denge noktasını çiz şöyle orta noktasını. Genlik sadece şu mesafe. Yani ben ne yaptım? Dalga boyu çok büyük ama genliği küçücük dalgalar yapabiliyorum. Tam tersini de yapabilirim. Mesela şu dalgaların da genlikleri çok büyüktür ama dalga boyları küçüktür. Bak, yapabiliyor muyuz? Yapıyoruz. Buradan burası bir dalga boyu oldukça küçük ama genlik genlikleri daha da büyük. Demek ki genlikle dalga boyu arasında herhangi bir alaka yok. Şimdi geldik dalgaların hızına. Zaten defalarca söyledim. Ben ne diyorum? Ben konunun önemli noktalarını o kadar çok vurgularım ki sen bıkarsın. Hatta bana dersin ki: "Ya hocam anladık, artık geç." Ama ben yine de söylemeye devam ederim ve bu şekilde senin buradan soru kaçırma ihtimalini bırakmam. Şimdi ben dalgaların yayılma hızı hız sadece ve sadece dalgaların hareket ettikleri ortamın özelliklerine bağlıdır. Başka da hiçbir şeye bağlı değildir. Mesela su dalgalarında ortam nedir? Sudur, değil mi? İşte suyun derinliği değişmediği sürece su dalgalarının hızı değişmez. Mesela ben bu kabın içerisine buraya bir tahta parçası koydum. Dolayısıyla su seviyesi burada daha fazla. Ama yan tarafta su seviyesi daha az. Suyun neyi değişti? Derinliği değişti. Derinlik değişirse hız değişir. Yani şurada hareket eden dalgaların hızıyla şurada hareket eden dalgaların hızı aynı değildir çünkü ortamları değişti. Yay dalgalarında da yay ortamın kendisidir. Mesela bir yay ince olursa, diğer yay kalın olursa işte şimdi ortam değişmiş oldu. Yani yayın inceliği, kalınlığı yayın hızını etkiler. Çünkü yay değişiyor. Dolayısıyla ses dalgalarında da sesin havada mı ilerlemesi, suda mı ilerlemesi yoksa bir demirin içerisinde mi ilerlemesi daha hızlıdır? Ses demirde en hızlı ilerler. Yani bir trenin kilometrelerce öteden geldiğini tren raylarına kulağını koyduğunda hissedersin. Yani ses katılarda en iyi iletilir. Demek ki hız sadece ortama bağlı. Yani havada ses fazla ilerleyemiyor fazla hızlı hareket edemiyor. Ama demirin içerisinde ses daha hızlı hareket ediyor. Şimdi bak ben elime kitabı aldım. Şimdi ben bu kitabın üzerine elimi istediğim saniyede indirip kaldırmıyor muyum? Bu frekans demek işte. Ben böyle de yapabilirim. Bak daha kısa sürede ses üretiyorum. Bu frekans demek. Şimdi de daha uzun sürede bir dalga üretiyorum. Bu da nedir? Periyodun artması anlamına geliyor. Bana bağlı. Frekans ve periyot bana bağlı. Ama bu odada yayıldığı için benim ürettiğim bu ses ben bu odadan başka bir odaya gitmediğim sürece elimi böyle de vursam, yavaş da vursam, hızlı da vursam ortamım hep aynı olduğu için sesin hızı aynıdır. Kısacası hız ortama bağlıdır. Daha da fazla abartmıyorum. Aynı ortamdaki dalgaların hızı eşittir. Bak ortam aynı olduğu zaman hızlar aynıdır. Özellikleri değişmeyen bir ortamda kaynaktan üretilen dalgaların frekansı artarsa dalga boyu azalır. Çünkü frekansla dalga boyu ters orantılı. Peki frekans arttığı için dalga boyunun azalacağını da söyledik. Bu notu da sana zaten defalarca vurguladım. Şimdi bunlarla ilgili bir video izleyelim. Simülasyonumuzda oluşturduğumuz dalgaların şu anda frekansları 1.70, genlikleri 1 ve oluşan dalganın dalga boyu yani iki tane tepe noktası arasındaki uzaklık da yaklaşık olarak 4 cm olduğunu görüyoruz. Şimdi bu dalgaların ben frekansını değiştireceğim. Mesela frekansını arttırırsam Dalga boyunun 4'ten daha küçük bir değere gelmesi gerekiyor. Hadi frekansını arttıralım. Frekans artarsa dalga boyunun küçülmesi gerekiyor demiştik ve sonuna kadar frekansı arttırdım. Şu anda dalga boyunu ölçelim. Bak 2'den 4'e. Yani dalga boyu artık 2'ye indi. Demek ki frekans artarsa dalgaların dalga boyu azalıyor. Peki ne dedik? Dalga boyu ile genlik arasında hiçbir alaka yok dedik. Genlik neydi? Denge noktasından uzaklaşma miktarıydı, değil mi? Yani şu dalga kaynağının gen, denge noktasından uzaklaşma miktarına genlik diyoruz. Şimdi genliği biraz ne yapalım? Azaltalım. Mesela genliği küçülttük diyelim. Oluşan dalgaların dalga boyunun değişmemesi gerekiyor. Hemen bakalım. Artık daha küçük noktalar arasında git gel yapıyor kaynağımız. Dolayısıyla genlik küçüldü ama dalga boyunun değişmemesi gerekiyor. Az önce dalga boyu kaçtı? 2 idi. Hemen durduruyorum ve 2 ile 4 arasında yine dalga boyunun aynı olduğunu görüyorum. Yani genliği arttırsam da azaltsam da hiçbir şekilde dalga boyunu ne yapmıyor genlik? Etkilemiyor. Genlik dalgaların enerjisiyle orantılı. Genlik artsa da azalsa da gördüğün gibi dalga boyu yine aynı yerinde saymaya devam ediyor. Bir de ne demiştik? Periyot ve frekans birbirinin tersidir demiştik. Bir de bunu görelim. Mesela frekansımızın ne olduğunu frekansı bayağı bir azaltalım. Mesela 0.5'e getirelim. Eğer frekans 0.5 olursa 0.5 ne demek? 1 bölü 2 demek değil mi? Eğer frekans 1 bölü 2 olursa periyodun da 2 olması lazım değil mi? Hani tam tersiydi. Bakalım frekans 1 bölü 2 iken periyot gerçekten 2 mi? Peki periyot ne demekti? Bir dalganın oluşması için geçen süre. Yani kaynağın denge noktasından başlayıp tekrar denge noktasına gelmesi için geçen süreye ne diyorduk? Bir periyotluk süre diyorduk. Hemen şurada süre ölçeri de açtım. Kaynağımız denge noktasındayken çalıştıracağım. Daha doğrusu en alt noktadayken çalıştıralım. Tekrar en alt noktaya gelsin. Çalıştırdım. Yukarı gidiyor şu anda. Bir dalga henüz oluşmadı. Tekrar en alt noktaya geldiğinde tekrar durduracağım. Durdurdum. Bak yaklaşık olarak 1.99. Yani ufak bir hata yaptım ben. 2 çıkıyordu. Demek ki frekans 1 bölü 2 iken periyot gerçekten 2 çıkıyor. Örnek 1 ile devam edelim. Bir dalga kaynağı 5 saniyede 60 tam dalga üretmektedir. Dalgaların dalga boyu 4 olduğuna göre dalgaların yayılma hızı kaçtır? Denklemimiz neydi? Lambda eşittir V çarpı 1 bölü F bağıntısından çözeceğiz. Şimdi 5 saniyede 60 dalga üretiyorsan frekansın nedir? Hemen denklemi kuralım. 5 saniyede 60 dalga üretiyorsun. 1 saniyede üretilen dalga sayısına frekans denir. İşler dışlar çarpımı. 60 eşittir 5F yapıyor ve buradan F'nin biz 12 saniye üzeri eksi 1 olduğunu bulduk. Hemen geleceğiz buradaki frekans yerine 12 yazacağız. Dalga boyunu zaten bize 4 verdi. 4 eşittir V çarpı 1 bölü 12. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsak V çarpı 1 eşittir 4 kere 12. 48 santimetre bölü saniye yapar cevabımız E şıkkı oldu. Ardışık 8 dalga tepesi arası uzaklık 42 santimetre olduğuna göre dalgaların yayılma hızı da 12'ymiş. Buna göre frekans kaçtır diyor. Ardışık 8 dalga tepesi demek 8 dalga demek değildir. Çünkü bakın mesela ardışık 4 tane dalga tepesi yaptım ben. Şu 2 dalga tepesine 1 tane landa diyoruz. Buradaki 2 dalga tepesine 1 landa. Buraya da 1 landa. Yani 4 tane dalga tepesi olunca orada 3 tane dalga boyu mesafesi var. Mesela benim 5 parmağımın her biri bir dalga tepesi olsun. Buradan buraya, hani ardışık iki tepeye biz bir dalga boyu diyorduk ya, bir dalga boyu, bir landa, iki landa, üç landa, dört landa. Bak, beş tepede dört landa var. Demek ki bir eksiği kadar oluyor. Yani sekiz dalga tepesi demek, yedi tane dalga demek. Yedi tane dalga boyu 42 ise, her tarafı yediye böl, landa eşittir, buradan 6 santimetre çıkacak. Denklemi yazalım. Landa eşittir, V çarpı 1 bölü F'ydi. O zaman 6 eşittir, hızlarını bana veriyor mu? Veriyor, 12. 12 çarpı 1 bölü f diyoruz. Buradan işler dışlar çarpımı 12 eşittir 6 f ve frekans buradan 2 saniye üzeri eksi 1 olarak bulunuyor cevabımız a şıkkı canlı. Şimdi burada diyor ki periyotları eşit olan farklı ortamlarda yayılan bak ne kadar önemli periyotları eşit dedi ama farklı ortamlarda yayılan iki dalganın hangileri kesinlikle farklıdır diyor. Şimdi bir kere ortamları farklıysa hızları farklıdır bitti yani bir kere bu %100 farklı. O zaman bizim iki tane dalgamız var. Bir tanesinin hızı V, bir tanesinin hızı da 2V olsun. Tamam. Şimdi denklemimiz lambda eşittir. V çarpı 1 bölü f ya bu denklemi yazacağız. Şimdi periyotları eşitse frekansları da eşit olmaz mı? Çünkü mesela periyot ve frekansın çarpımının ben 1 olduğunu biliyorum. Eğer periyodu 1 bölü 2 ise frekansı 2 olmalı ki çarpımı 1'i versin. E diğer dalganın da periyodu 1 bölü 2. E çünkü periyotlar eşit dedi. O zaman onun da frekansı 2 oluyor. Yani frekanslar aynı. Peki bu denklemi uygulayalım şimdi. Lambda 1 bir eşittir. Birinci dalga boyu eşittir. V çarpı 1 bölü F. ikinci dalga boyu eşittir. 2V çarpı 1 bölü F. Bak ikisine de 1 bölü F yazdım. Çünkü frekansları aynı. Periyotlar aynı olduğu için. Bunların artık önemi yok. O zaman 2 iki olan 2 ile orantılı çıkar. 1 olan da 1 ile orantılı çıkar. Yani dalga boyları farklı çıkmadı mı? Farklı çıktı. Soru bana zaten kesinlikle farklı olanları soruyordu. Cevabımız 2 ve 3. Burada bir dizgi hatası var. E şıkkını 2 ve 3 olarak düzeltin canlarım. Örnek 4. Verilen, şekilde verilen kale dalgaların dalga boyları bana oranı soruluyor. Dalga boyu neydi? Ardışık 2 tepe, ardışık 2 çukur ya da kendini tekrar eden 2 nokta. Bak buradaki nokta yukarı doğru çıkıyor. Buradaki nokta eğer dalga devam etseydi buradaki nokta da yukarı doğru çıkıyordu. İşte aynı özellikteki iki nokta arasındaki şu mesafe benim için bir dalga boyuna eşit oluyor. Burası da 4 burada 4 de burada yani 8, 8 birim diyelim buna. Buraya geldiğimizde zaten tepe noktalarını ayarladığı için burada direkt tepeden tepeye ardışık iki tepe yani 4 birim bizim için dalga boyu. Geldik buraya da 4'ü yazdık 8 bölü 4'ten cevabımızı 2 olarak bulduk. Şimdi geldik nereye bu videonun bu dersin son sorusuna. Homojen bir ortamda üretilen periyodik dalgalara ait değerler veriliyor. Dalgaların periyodu 2 olduğuna göre hangileri doğrudur? Canlarım bir grafiğin eksenleri çok önemli. Bu eksenlerde ne yazdığına bakmadan soruyu çözmeyin. Eğer burada santimetre değil de saniye yazıyor olsaydı ben bu eksene bakarak dalgaların üretilme sürelerini bulurdum. Mesela derdim ki ben ya bir dalga buradan başlamış ve burada bitmiş. Yani 8 saniye derdim. Burası saniye yazsaydı ben direkt bu dalgaların periyodu 8'dir. Frekansı da bunun tersi olduğu için 1 bölü 8'dir diyerek soruyu çözerdim. Ama orada saniye yazmıyor. Santimetre yazıyor. Zaten soru bana periyodu vermiş. Yani ben neye dikkat etmen gerektiğini vurgulamak için anlatıyor. Şimdi burada santimetre yazdığına göre biz buraya bakarak uzunlukla ilgili bir şey bulabiliriz. Yani dalgaların boyunu bulabiliriz. Dalga boyunu nasıl bulacağız? Ardışık iki tepe bak. Bir tepe burada bir tepe burada. Bu aradaki mesafe dalga boyu değil mi? Evet. 2'den 10'a. Yani burası ne kadardır? 8 santimetredir. Tamam. O zaman ikinci yargı doğru. Genliği 2 midir? Genlik neydi? Denge noktasına olan maksimum yükselme miktarı. Yani şurası ya da şurası. E buraya baktığımızda da 2 olduğunu, buraya baktığımızda da 2 olduğunu görüyoruz. Bunları toplamak yok. Bir tanesini söyleyeceğiz. Dolayısıyla bu da doğru. Dalgaların hızı 4'tür diyor. Lambda eşittir v çarpı 1 bölü f formülünü yazacağız. Lambda kaç? 8. 8 eşittir v çarpı. Gerçi vt yazalım. Hani vt de bizim formülümüz. Hemen buraya vt yazalım. T yerine de soru bana zaten 2'yi veriyor periyodu. O zaman 8'i 2'ye böldük ve hızlarının 4 cm bölü saniye olduğunu bulduk. Sorumuzun cevabı 1, 2, 3, e şıkkı oluyor canlarım. Evet burada kalacağız. Bugünün ikinci videosunda da yay dalgalarına artık geçeceğiz. Orada görüşene dek kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşçakal.